Sayın TÜBİTAK Başkanım, değerli araştırmacılar, ARDEP 1001 programı 2022 yılı ikinci dönem proje değerlendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Program akışımızı TÜBİTAK Başkanımızın açılış konuşmalarının ardından bu dönem gerçekleştireceğimiz değerlendirme sürecinin özeti ve sonuçlarının paylaşılmasına yönelik bir sunum aktarılması planlanmaktadır. Öncelikle konuşmalarını yapmak üzere TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Sayın Hasan Mandal'ı davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Evet, tüm araştırmacılarımıza iyi akşamlar diliyoruz. YouTube kanalı üzerinden şu an sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu bir geleneksel hale getirdiğimiz, yani son işte 2 yıl kadar zaman süre içerisindeki deneyimlerimizle, sizden gelen olumlu geri dönüşlerle, bunun faydalı bir süreç yönetimi, paylaşım yönetimi, daha da önemlisi geleceğe yönelik geliştirme yöntemi olduğuna inanarak her dönem sonuçlarımızı sizlere web sitemizden ilan etmeden önce bir durum değerlendirmemizi yapıyoruz. Hem bu dönemi nasıl geçirdik, hem bu dönem ilk kez uyguladığımız bir takım yeni geliştirme araçlarımızda neleri gözlemledik. Daha da önemlisi yine bugün sizlerle sosyal medya üzerinden alacağımız geri bildirimler noktasında yeni çağrımızda bunları ne kadar daha fazla geliştirmek üzere uygulamaya dahil edebileceğiz. Onları değerlendirmiş oluyoruz. Bizim için kıymetli. Bizim en önemli gücümüz, araştırma süreçlerimizdeki gücümüz sizlersiniz. Ve her zaman ifade etmeye çalıştığımız, dünyada akran değerlendirmesinin bulunduğu bir ortamda mükemmel, en mükemmel bir sistem diye bir kavramdan daha çok her zaman süreçlerin gelişmeye açık olan bir tarafı var. Biz bu yöntem vasıtasıyla süreçlerimizi daha fazla geliştirebildiğimize inanıyoruz. Ve bugünkü toplantı sonrasında da bunu bir üst aşamaya daha arttıracağımızı düşünüyoruz. En azından bu dönem için ne yapmaya çalıştık? Biraz sonra arkadaşlarımız paylaşacak. Yani değerlendirme sürecinin her bir aşamasında hem yeni uygulanmış olduğumuz aşamaların nasıl yönetildiğini, oradaki şeffaflık açısından, hem de bir takım istatistiki verilerle bu dönemin bir değerlendirmesini. Ama en azından söylemek isterim ki en sonundaki yansıda arkadaşlarımızın paylaşacağını, yani biz de imkanlarımızı zorluyoruz, hem finansal anlamda hem değerlendirme süreçlerimiz anlamında ve bunun karşılığı noktasında da göreceğiz biraz sonra da. Yani desteklenme oranlarımız, geliştirilebilir proje oranlarımız, İkisi de bizim için kıymetli. Hem desteklenme oranlarımızı daha yukarıda görmek bizi mutlu ediyor. Hem de geliştirebilir projelerimizin oranlarını, sayılarını daha fazla görmek bizi memnun ediyor. Bu kapsamda yani 2022 döneminin ikinci çağrısı için bakıldığında bunu söyleyebiliyoruz. Yani bir önceki döneme göre, ondan önceki dönem de öyleydi. Bir önceki dönemimize göre daha da desteklenme oranımızın yüksek, geliştirilebilir proje oranımızın yine yüksek olduğunu görmek, bu bizim araştırmacı ekosistemimizde, yani sizlerin ortaya koyduğu ülkemizin bilim temelli gelişiminde kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki en son bir değerlendirmeyi tekrar veriyor olacağım ama bu sürecin biteni diye bir şey yok. Yani her bir aşaması bir kazanım, bir öğrenme noktası. Bizim açımızdan da, sizler açısından da. O yüzden bu araştırma sürecinin içerisinde ülkemizin bilim temelli gelişiminde TÜBİTAK tek bir aktör değil ama önemli bir aktör. Bu kapsamda katkımızın sizlerle birlikte artarak devam etmesini diliyorum ben. Daha fazla vakit kaybetmemek için de Nuper Hocamız, bizim TÜBİTAK ADEP Başkan Yardımcımız, bize bu bahsetmiş olduğum çerçevede bir bilgi paylaşımında bulunacak. Daha sonra sizlerin alabildiğimiz kadarıyla sorularınızı almaya çalışacağız. Sonrasında da her zaman yaptığımız gibi cevaplandıracağız. Bugün biraz geç başladık. Onun sebebi de bugün TÜBİTAK bilim ve teşvik ödüllerimiz, hizmet ödüllerimizin açıklandığı bir günde. Akşam da ödül sahiplerimizle bir araya geldik. Onlarla da bir değerlendirme yaptık süreçlerimize ilişkin. Güzel geri bildirimler de aldık. Ondan dolayı biraz geciktik ve arkadaşlarımız, yani yarın da yapabilirdik bunu ama ben bir gün daha gecikmeyelim diye bugün saat 9'da planladık. Ben tekrar etkin, verimli bir toplantı olmasını diliyorum. Sözü Nurper hocamıza bırakıyorum. Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz başkanım. Ben hızlıca sunumumu paylaşayım.
Sunumum görünüyor değil mi? Evet, görüyoruz. Evet, YouTube ekranımızdan da izliyorum. Geliyor. Evet, geldi. Buyurunuz. Tamam. Müsaadenizle sonuçların değerlendirilmesinden önce Arep olarak son dönemde yaptığımız yeniliklerden hızlıca bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere başvurularımızı sistemlerimize yükleyeceğiniz formlar aracılığıyla alıyoruz. Buna ilaveten son birkaç dönemdir araştırmacılarımıza projelerini sözlü olarak anlatmaları için 5 dakikalık 100 MB'ı geçmeyecek videolar hazırlayarak sisteme yükleme imkanı sağladık. Bu şekilde yüklediğiniz videolar panellerimizde de izlenerek hakemlerimiz tarafından değerlendirilmektedir. Uzun zamandır başvuru aşamasında hiçbir belge talep etmiyoruz. Başvuru belgelerini sisteme yüklediğiniz, girdiğiniz bilgilerle birlikte sistem tarafından oluşturulmakta. Yine ekranda gördüğünüz bazı belgeleri de projenizin desteklenmesi halinde talep etmekteyiz. TÜBİTAK olarak açık veri ve açık bilim politikasını önemseyen kurumlar arasındayız. Bu amaçla başvurularınız esnasında projenize ilişkin veri yönetim planlarınızı yüklemenizi talep ediyoruz. Yine projelerinizden ortaya çıkacak olan verilerinizi aynı zamanda TÜBİTAK'ın açık veri arşivi olan Aperta'ya yüklemenizi bekliyoruz. Başvuru aşamasında tüm süreçlerimizi e-imzaya geçmiş durumdayız. Yine doktora öğrencilerimize 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında başvuru yapmalarına imkan sağladık. Aynı zamanda proje yürütücüsü olarak görev alan doktora öğrencilerimiz kendi projelerinde de bursiyer olabilmelerinin önünü açtık. Son dönemde kariyerinin başlangıcında olan araştırmacılarımızın başvuru yapabileceği kariyer programında araştırmacılarımızı panellerimize davet ediyoruz ve projeleriyle ilgili kısa bir bilgi aktarımı yapmalarını sağlıyoruz. Yine aynı panelde hakemlerin de sorularına açıklama yapma fırsatı veriyoruz. Bu uygulamamızdan da olumlu dönütler aldığımızın bilgisini paylaşmak isterim. Bunun dışında çalışmayan özellikle tüm programlarımızda kadrosu olmayan veya bir kurumun tam zamanlı personeli olmayan doktora sonrası araştırmacılarımıza proje yürütücü olabilmelerinin önünü açtık. Proje yürütücülerimize yine panelist tercih imkanı sağladık. Bu kapsamda panel puan seviyesi C olan proje önerileri ile müteakip dönem başvurulduğu takdirde bir defaya mahsus olmak üzere önceki değerlendirmeyi yapan panelistler tarafından mı yoksa farklı kişiler tarafından projelerin değerlendirilmesini tercihinin imkanını açtık. Yine son dönemde uyguladığımız bir yenilik ilave puan uygulaması. İlk ve ikinci dönem başvuru yapan proje yürütücülerimize +3 ilave puan, üçüncü başvuruda +2 puan, dördüncü başvuruda yapan proje yürütücülerimize +1 ilave puan veriyoruz. Projelerinizi değerlendirmek üzere davet ettiğimiz hakemlerin daha öncesinde TÜBİTAK uzmanlarımız ve panel moderatörlerimiz tarafından performansları değerlendirilmekteyken, son 2 dönemdir panelistlerin de birbirlerinin performanslarını değerlendirmesini sağlıyoruz. Böylece hakemlerimizin tüm performans değerlendirmelerinin ortalamalarını alarak bir sonraki panelist seçimlerinde bu ortalamalardan faydalanıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde panelde görev alan panelistlerin proje incelemesi ve panel gününden 24 saat önce değerlendirme raporlarını sisteme yüklemelerini istemiştik. Aynı zamanda diğer panelistler de bu raporları görebiliyordu. Böylece hocalarımızın panele gelmeden daha hazırlıklı olmalarını temin etmeye çalışıyoruz. Bu dönem aynı uygulamamızı yine devam ettik. Yine geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde proje raportörü uygulamasına devam ettik. Yani panelde değerlendirilecek her bir proje için panelist hocalarımızdan birisi raportör olarak atanıyor. Panel raportörlerimiz ön değerlendirme formlarından faydalanarak derleme bir rapor hazırlıyor. Böylece panel raporlarının daha nitelikli ve panellerde daha hızlı bir şekilde hazırlanmasını temin etmeye çalıştık.
Son olarak özgün değeri 2 puandan düşük olan proje önerileri için hazırlanacak bilimsel değerlendirme raporlarında tüm değerlendirme kriterlerine ilişkin değerlendirmeleri de proje yürütücülerimize iletiyoruz. Bu yıl içerisinde burs limitlerimizi artırdık. Güncel burs limitlerimiz lisans öğrencileri için 1650 lira, yüksek lisans öğrencileri için 5500 lira, doktora öğrencilerimiz için 7500 lira, doktora sonrası araştırmacılarımız için 10.000 lira, çalışan yüksek lisans öğrencisi 1650 lira, doktora öğrencisi ise 2250 lira aylık burs alma imkanını sağladık. Bunun dışında programlarımızda da yine üst limitlerimizi artırdık. İlk olarak 1002 programını bildiğiniz üzere hızlı destek ve acil destek programı olmak üzere, modülü olmak üzere ikiye böldük. 1002 hızlı destek modülünün üst limitini 45 bin liradan 60 bin liraya artırdık. Yine 1002B acil destek modülümüzü 45 bin lira olarak belirledik. 1001 programımızın üst limitini 720 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya, kariyer programını 360 bin liradan 600 bin liraya, 1005 programının üst limitini ise 300 bin liradan 500 bin liraya çıkardık. Bu dönemde 1001 projelerinin değerlendirme sürecine genel olarak baktığımızda, öncelikle başvuruları tamamlanan projelerin ilgili müdürlüğümüz ve gruplarımız tarafından ön incelemeleri yapılmakta. Bu kapsamda dikkat ettiğimiz hususlar projelerin öncelikli olarak ARGE projesi olması, formların eksiksiz ve değerlendirmeye yeterli içerikte doldurulmuş olmasını bekliyoruz. Ön incelemeyi geçen projelerimiz daha sonra bilimsel değerlendirmeye tabi tutuluyor. Yansıda gördüğünüz 4 boyut altında bilimsel değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan panel puanına ilk 4. başvuruya kadar ilave puan ekleyerek toplam puanlarımızı hesaplıyoruz. Ardından bütçe doğrultusunda önceliklendirmemiz kapsamında ek puan hesapları yaparak desteklenecek yeterlikteki projelerimizi belirliyoruz. Bu yılın son dönemindeki ön inceleme sonuçlarına baktığımızda bu dönemde farklı gruplara önerilen toplam 1442 projeden 91 tanesinin ön inceleme aşamasında yeterli bulunmadığını, ancak 1351 tane projenin bilimsel değerlendirmeye alındığını görüyoruz. Grup bazlı iade oranları da yine ekranda görüldüğü şekilde olup toplamda iade oranımız %6.3 olmuştur. Geçmiş dönemlerden itibaren baktığımızda 2019 yılından bu yana iade oranlarımızın yine yıllara sari olarak azaldığını görüyoruz. Bu yılın 2022 yılının ilk döneminde, ilk çağrısında iade oranımız 7.1 iken bu dönem yaptığımız değerlendirmeler sonucunda iade oranlarımızın da %6.3'e düştüğünü görüyoruz. Bilimsel değerlendirmelere geçmeden önce panelistlerimizi nasıl belirlediğimize ilişkin kısa bir bilgi vermek isterim. Projelerin değerlendirmesinde görev alacak hakemlerin belirlenmesinde bizim tasarladığımız panelist adlı bir algoritmadan destek alıyoruz. İlgili program bizlere VOS, Scopus veya YÖK Akademik'teki araştırmacıların dijital kimlik bilgilerini içeren uzmanlık alanlarını, yine araştırmacılarımızın kendilerinin beyan ettiği ARBIS'teki uzmanlık alanlarını ve projelerinizde başvurudaki uzmanlık alanlarını da çakıştırarak ilgili projeyi değerlendirilebilecek en yetkin potansiyel hakemleri listeliyor. Yine bununla birlikte çıkar çatışmalarına dikkat ediyoruz akademik yetkinliğin yanı sıra ve panelist önerilerini danışma kurulu ve grup yürütme kurulu üyelerimizle birlikte belirliyoruz ve panellerimizi kuruyoruz. Özellikle 1001 panellerimizde mümkün mertebe proje yürütücülük deneyimi olan hocalarımızı da esas alarak bu dönemimizde değerlendirmelerimizi tamamladık. Yine panelist projelerde panelist hocalarımızla birlikte
ARDEP'te kurul üyelerimizin moderatörlüğünde ve ARDEP uzmanlarımızın da eşliğinde çevrimiçi paneller gerçekleştirdik. Projeler alanında yetkin panelistler tarafından panellerde tartışıldı. Gizli puanlama ve açık sayım yapıldıktan sonra panel raporları hazırlanarak değerlendirmelerimizi tamamladık. Bu vesileyle değerlendirmelerimize katkı sağlayan moderatör hocalarımıza, panelistlerimize ve ARDEP uzmanlarımıza da buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında desteklenecek projelerin belirlenmesi aşamasında panel puanına ek olarak ekranda gördüğünüz kriterlere dikkate alıyoruz. Hızlıca hangi kriterden kaç puan verdiğimize bir göz atacak olursak, proje yürütücüsünün daha önce TÜBİTAK destekli projelerinden elde ettiği çıktıların değerlendirilmesi sonucunda 2.75 puan, TÜBİTAK çağrı puan planlamasında yer alan öncelikli konularla uyum ve aynı zamanda teknoloji hazırlık seviyesindeki artışa 2.75 puan, yeşil mutabakatla uyumlu olan projelere 3 ek puan, yine Ufuk Avrupa projelerinde görev almış yürütücülerimize artı 1 puan, çok disiplinli veya disiplinler arası projelere 0.5 puan, yine üniversite-üniversite işbirliği ve üniversite-sanayi işbirliğinde sunulan projelerimize 0.5 puan verilmiştir. Ancak sosyal ve beşeri bilimler alanındaki projeler ek puan aracılığıyla yapılan bütçe kısıtlamasının dışında tutulmuştur. Ek puan almaya hak kazanan projelerin kriter bazında aldığı ek puan oranlarına baktığımızda projelerin %36,5'unun öncelikli alan ve teknoloji hazırlık seviyesindeki artış kriterinden en fazla ek puan alırken bunu %22,5 ile yeşil mutabakatla ilişkilendirilen projeler izlemiştir. Yine proje performans puanından alınan ek puanlı projelerin oranı %13,4 iken belirli bir eşiğin yine üzerinde olup üniversiteler arası işbirlikli ve disiplinler arası sunulan projelerin yaklaşık olarak %12'si bu kapsamda ek puan almaya hak kazanırken Ufuk Avrupa proje yürütücülüğü ve üniversite sanayi işbirlikli sunulan projelerden alınan ek puanların daha düşük seyrettiğini görüyoruz. Bu dönemde toplamda başvuru yapılan 1442 projeden 1351 tanesi bilimsel değerlendirmeye hak kazanmış olup bunlardan 240 tanesi desteklenmeye karar verilmiştir. Buna ilaveten 152 projemizin de dönem beklemeden tekrar başvuru yapma hakkı kazanmıştır. Birinci tur değerlendirme sonucunda destek oranımızın geçen döneme göre yine artış sağlayarak %17,8 olduğunu görüyoruz. Burada da gruplarımızın bilimsel değerlendirmeye alınan, desteklenen ve geliştirilebilir olmaya hak kazanan projelerinin sayılarını ve oranlarını görmektesiniz. Özellikle desteklenen projelerin yanı sıra bu dönem geliştirilebilir projelerin sayısında da bir artış görmekteyiz. Dönem beklemeden projelerinizi 20 Ocak 2023 tarihine kadar mümkün mertebe iyileştirdiğimiz takdirde destek oranlarımızın da yine artacağını düşünüyoruz. Projelerimizin değerlendirmesi esnasında 554 çevrimiçi panel, 137 dış danışman paneli düzenlenmiş ve bu panellerde 264 farklı kuruluşta görev yapan 2758 panelist, 638 dış danışman ve 803 gözlemci panelist katılım sağlamıştır. Süreçlerimize katkı sağlayan panelist ve dış danışmanların %35'inin kadın araştırmacı olduğunu görüyoruz. Yine bilimsel değerlendirmeye alınan 1351 projenin yürütücüsünün 574 projenin yürütücüsünün kadın araştırmacılarımızdan yani %42,5 oranında kadın araştırmacılarından oluşması gerçekten memnuniyet verici. Desteklenen projelere baktığımızda da 82 proje önerisinin yürütücüsünün kadın araştırmacı olduğunu görüyoruz.
Son olarak son 2 yıl sunulan projelerin desteklenme oranı ve bütçe bazlı değerlendirmesini yaptığımızda Bir önceki yansıya dönersek ben şöyle bir tabii belki en önemli yansılardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum bugünkü sunumlarımızda, paylaşımımızda. Şimdi bu ekranda baktığımız zaman doğru anlaşılması açısından birkaç bilgi noktası. Yani şu an birinci aşamayı tamamlamış durumdayız. Yani geliştirilebilir projelerimizin buradaki yeşiller şu an desteklenen projelerimizi gösteriyor. Her bir grup için desteklenen projelerimizi. İşte sarı renk veya işte turuncuya benzeyen renk olarak ise bunlar da geliştirilebilir projelerimizi. Ve geçmiş dönemlerdeki geliştirilebilir projelerimizin oranı birinci aşama yani şu aşamadakinden oldukça yüksek. Yani %50 ve üzerinde görüyoruz genelde. Yani o turuncu olarak görmüş olduklarımızda özellikle geliştirilebilir aşama sonrasında bu tabii gelecek olan revizyonlara ve değerlendirme sürecindeki sonuçlara bağlı olacak ama desteklenme oranımızın artacağını en azından biliyoruz geçmiş deneyimlerimiz kapsamında. Burada özellikle tabii sobak birazcık daha ayrıklaşıyor. Bunu özellikle belirtmek isteriz. Sosyal bilimler alanındaki süreçlerimizi diğer panellerden biraz daha farklı bir süreç yönetiliyor. Ondan dolayı burada gördüğünüz gibi en fazla şu an desteklenme oranımız birinci sırada sobak gözüküyor. Takibinde işte kimya biyoloji araştırma grubumuz olarak gözüküyor. Matematik fizik araştırma grubumuzla birlikte benzer rakamlara sahip. Sonrasında işte elektrik, enformatik teknolojiler araştırma grubumuz, mühendislik, çevre, atmosfer, yer bilimleri ve tarım, orman, veterinerlik gruplarımız ve sağlık bilimleri araştırma gruplarımız gözüküyor. Bu rakamlar sonrasında özellikle TOVA'a bakarsak örneğin geliştirilebilir proje hacmi oldukça yüksek. Bunun anlamı şu an desteklenme oranı 12.6 gibi gözükse de özellikle geliştirilebilir projeler sonrasında desteklenme oranının artacağını bekliyoruz. Bu bizim için de kendi açımızda baktığımızda önceki dönemlerle bir karşılaştırma unsuru. Tüm birimlerimizde genel olarak bir iyileşme noktası var. Tabii ki yeter mi yetmez. Bunun için bir ortak çabadayız. Biz hem kendi tarafımızda, sizler de araştırmacılarımız olarak. Biz bunun kıymetli bir geri bildirim olduğunu düşünüyoruz. Ben yine bu esnada bunu bir paylaşmak istedim. Aynı zamanda hangi destek grubuna ne kadar çok proje geldiğini de veya işte hangi tarafta daha fazla geliştirebilir projelerin olduğunu da görebildiğimiz bir grafiğimiz. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim başkanım. Evet, son 2 yıl sunulan projelerin desteklenme oranları ve yine bütçe bazlı değerlendirmesi de ekranlarda gördüğünüz gibi. Geçtiğimiz yılın ilk döneminde revizyon öncesi destek oranı %11 iken revizyonlarla birlikte desteklenen projelerimizin oranı 260 milyon bütçeyle %16'ya yükseldi. Yine geçen yılın ikinci döneminde ise revizyon öncesi destek oranı %15.4 iken bu oran geliştirilebilir projelerle birlikte %21.8'e yükseldi. Bu yılın ilk döneminde ilk değerlendirmeler sonucunda destek oranımız %16.5 iken revize edilen projelerle birlikte destek oranı %22.5'a çıkarak toplam destek bütçesi 380 milyonu bulmuştur. Bu dönem ise geçen dönem %16,5 olan destek oranımız %17,8'e yükseldi ve destek bütçemizde yaklaşık 330 milyon olarak belirlendi. Başkanımızın da ifade ettiği gibi geliştirilebilir projelerinde desteklenmesiyle birlikte hem destek oranlarımızın hem de bütçelerimizin de artış göstermesi bekleniyor. Evet, yoğun bir panel sürecini geride bırakarak bilimsel değerlendirmemizi tamamladık ve nihayet bugün sizlerle destek almaya hak kazanan projelerin paylaşılması aşamasına geldik.
Destek alan projelerimizin ilan edilmesinin yanı sıra aynı zamanda bir sonraki dönem beklemeden de başvuru yapacak projelerimize ilişkin sonuçları bu etkinliğin sona ermesiyle birlikte web sayfamızda paylaşacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularımızı bir yandan izin verirseniz başkanım yanıtlamaya çalışalım. Evet, yani sizler bir yanıtlayın veya benden beklenen katkı varsa ben de katkı vermeye çalışayım. Evet, arkadaşlarımız bir yandan bir kısmına soruların cevap yazıyorlar. Bir yandan da soruların bir havuzda oluşturmaya da çalışıyorlar. Öncelikle benim kendi hızlı gördüğüm konu şu. Yani burada lütfen arkadaşlarımdan özellikle istiyorum. Buradan bir takım arkadaşlarımız, yani görüş bildiren konuklarımız, araştırmacılarımız kendilerinin proje yürütme deneyimi olduğu halde panellere çağrılmadığını ifade ediyorlar. Bu bizim için çok kıymetli. Yani mutlaka bu arkadaşlarımızın bütün isimleri alınsın. Ve bu kapsamda yani şu an burada olmayıp da gerçekten proje birinci önceliğimiz, bunu her zaman söyledik. Bir defa projeyi değerlendirecek olan kişiler proje yürütme deneyimine sahip olmalılar diye. Dolayısıyla burada proje yürütme deneyimi olan arkadaşlarımız, yani kendileri ifade ediyor bir kısmı, mutlaka bunlar kayıt altına alınsın. Bugün iletmeyip de sonradan gelen olursa da bunlar mutlaka ilk panelde, daha önce de söylemiştik. Tabii ki her panel gelen proje alanı itibariyle bazen yeterince proje hacmi oluşmayabilir. Ama en azından belli bir zaman dilimine, demek bir yıl içerisinde falan, mutlaka bizim proje değerlendirme teklifinde bulunabilmemiz lazım. O yüzden arkadaşlarımız bunu mutlaka notlarını almasını istiyorum. Evet, ben tekrar sözü sizlere bırakayım. Ben de hızlı bir şekilde bakayım. Arkadaşlarımızın cevaplarında eksik kalan kısımları ben de tamamlayacağım. Tamam başkanım. Belki bunu sizin yanıtlamanıza fayda olabilir. Burs limitleriyle ilgili. Şimdi tabii biz burs limitlerini yılbaşında yönetim kurulumuz bunu değerlendiriyor olacak ama daha farklı bir şekilde çalışmada yapıyoruz. Yani bizim verilen bütçelerimizin içinde kalmak üzere bütçelerin, yani bursların daha esnek kullanılabileceği bir çalışmada olabileceğini düşünüyoruz. Yani dolayısıyla bir kısmını bizim belki üst limitleri arttırma noktası tarafı ama belki bir kısmını da direkt projenin kendi bütçesinin içerisinde daha esnek kullanılabilme durumunu da, dediğim gibi bunların hepsi bir kesinleşmiş bir vaat noktası değil ama konunun farkındayız. Evet, yaşanan bir süreç sonrasında değişen göstergeler var. Bu göstergeler dikkate alınarak ama biz de bu yıl içerisinde iki kez bu süreci gözden geçirdik. Bir yıl başında, bir de yıl ortasında. Aynı duyarlılık içinde olacağımızı söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla sessiz kalma gibi bir durumumuz olmayacak ama yani şu an hemen bununla ilgili bir şey bekliyor, yani cevap vermemizi bekliyorsanız sadece konunun farkındayız. Bir takım bir şeylerin daha belirli olmasını bekliyoruz. Bir tarafta işte asgari ücretteki bir takım gelişmeler var. İşte memur zamlarının ne kadar olacağı durumu var ama bir sonraki çağrı açılırken bunlar zaten gerçekleşecek ve mevcut projelerde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu siyerlerimizi mağdur etmeden bir takım çözümler oluşturmaya çalışacağız. Bu anlamda da duyarlılık için araştırmacılarımıza, ama daha fazla şunu da ifade edelim. Yani gerçekten sorun demeyelim de güçlüklerin bir takım kısmının çözülebileceği boyutlardan bir tanesi de üniversitelerimizin işte bu süreçlerin yönetildiği birimler. Onlarla da sürekli iletişime geçmeye çalışıyoruz. Yani biliyorsunuz şu an örneğin Mart ayına kadar kamu kurumları açısından, vakıf üniversitelerinde bu durum söz konusu değil ama kamu kurumları açısından, ki TÜBİTAK da bunlardan bir tanesi, kaynak aktarma, kullandırma konusunda belli bir şey var. İşte yani bütçenin açılma ve kapanma ve yeni yılın başlama noktası. Ama bu esnada biz öğrencilerimizin, bursiyerlerimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Bu anlamda biz üzerimize düşen tüm sorumluluğu alarak gerekli hazırlığımızı yapıyoruz. Üniversitelerimizi bu anlamda yönlendiriyoruz. Ama bu konuda hala bazı mağduriyetler yaşanabiliyor. Dediğim gibi burs limitleri çalışılması gereken ve çalışıyor olduğumuz bir konu. Ama bunun ötesinde mevcut belirlenmiş olan burslarımızın da ödenme süreçlerinde bir takım güçlükler lokalde yaşanabiliyor. Dediğim gibi bizde bir şey varsa biz hemen gereğini yapalım. Lokalde yaşanabiliyor. Bunlarla ilgili de öğrencilerimizden bize geri dönüşler var. Burada danışman hocalarımızın da, araştırmacılarımızın da bu konuda öğrencilerimizle etkin iletişim halinde mümkünse
yerinde direkt çözebilmeniz, ama o da çözülemiyorsa biz müdahalemiz şu oluyor. Yani işte ilgili üniversitemize iletişime geçiyoruz. Gerektiğinde onların tümüyle toplu davet ediyoruz. İşte bu işin yürütüldüğü strateji geliştirme dairelerindeki ilgili personelle toplantı yapıyoruz. Bazen kolay olmuyor. Yani işte biraz daha konunun bürokratik kısmıyla ilgili üniversitelerimizin hazırlık ve altyapı uygunluğu düzeyinde, ama bugüne kadar süreci öğrencilerimizin minimum, dediğim gibi mağduriyet yok dersek yanlış olabilir ama bize ulaşanların tümünü çözmeye çalıştık. Ve bazen gerçekten üniversitenin çözmesi gereken konuları biz Ankara tarafında, TÜBİTAK tarafında ilgili üniversitenin, direkt bir öğrencimizin, direkt bizzat gerektiğinde ben öğrencimizle muhatap olarak, yani konuşarak, bu benim için bir memnuniyet ve takibinde arkadaşlarım üzerinden de ilgili strateji daire başkanlığına bunu çözün diye gerektiğinde rektör hocalarımızı da arıyoruz. Bu anlamda proje yürütücüsü araştırmacılarımızdan da katkı bekliyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. YÖK 102.000 sorunun cevap noktası, bununla ilgili inşallah çalışıyoruz. Yani birazcık daha işte bu haftanın sonu belirlenmiş olsun, diğer artış oranların tümü, biz ona göre kendi bütçemiz dahilinde neler yapabileceğimizi yılbaşında bunu çalışmış ve araştırmacılarımıza her zaman olduğu gibi en uygun yöntemle sosyal medya ve web sitemizden duyuruyor olacağız. YÖK 102.000 bursiyerlerimizle ilgili de sanırım bir iyileştirme, limit kaldırılması söz konusu olacak değil mi başkanım? Onu da sormuşlar yönetim kurulumuzda. Yani tabii yani sürecin biraz karmaşıklık boyutu olmakla beraber, yani şu an bizim yönetim kurulumuzun bu, yani gelecek ayki gündemlerinden bir tanesi bu burs limitleriyle ilgili olan süreç, hukuk dahilinde tartışılacak gündemimizde olan bir konu. Yani farkındayız ama dediğimiz gibi süreçten bir kısmını daha farklı bir yöntemle çözmek için de bir çabamız var. Yani burs limitlerini var olan bütçeler içerisinde daha esnekliği olabilmesi konusu da bizi bizim çözüm yöntemlerimizden teki değil ama bir tanesi. O yüzden bununla ilgili belki ayrıca yani arkadaşlarımızın durumlarının, araştırmacılarımız gerçekten bizim için kıymetli. Bunun farkındayız. Limitlerimiz de bizim var ama buna karşın tüm empatiyi maksimum düzeyde yapıp çözüm oluşturma konusunda üzerimize düşeni yılbaşında yapma noktasında olacağız. Genelde bütçe artışları ile ilgili, bursların artışları ile ilgili yazılmış bir araştırmacımız, geliştirilebilir projelerde revizyondan sonra kabul oranını sormuş. Evet. Son 3 dönemi birinci ve ikinci dönemde %50, geçtiğimiz dönemde kabul oranı %70 olarak gerçekleştirmiştir. Bunu tekrar ifade etmek lazım. Yani dolayısıyla biraz önceki yansıda görmüş olduğunuz turuncu renkte olan proje sayılarının %50'si kadarı veya bir önceki dönem çok daha iyi bir performans, yani sizlerin önermiş olduğu projelerin değerlendirmesi sonrasında %70'e çıkan bir başarı vardı. Dolayısıyla oldukça yüksek, yani şu an için gözüken ortalama işte yani %20'lere yakın bir başarı noktası %50 ile 70 arasına çıkabiliyor. Ortalamada da %25'lere çıkabilen bir başarı oranı. Bu bizim için memnuniyet, yani yeter mi yetmez ama Avrupa'daki desteklenme oranlarının %10'larda olduğu bir durumda %25'lere çıkıyor olmamız bizim için geliştirilir olmakla birlikte iyi bir performans göstergesi olarak, izlediğimiz bir performans göstergesi olarak ifade edebilirim. Etki değeri yüksek ücretli open access dergiler için yayın desteği kısmı TÜBİTAK projelerine ne zaman dahil edilecek diye bir soru var başkanım. Evet, onu bir Mirat Bey ile toplantıya dahil Mirat Bey burada. Katıldım ben. Evet, onunla ilgili bir en azından taslak aşaması da olsa kısa bir bilgi verebilirseniz, nasıl bir süreç yöneteceğiz ULAKBİM üzerinden? Şubat Yönetim Kurulu için hazırlık yapıyoruz hocam. Yeni yıl 2023 yılı dergi listesini ile birlikte size arz ettiğimiz 5 konunun tamamını mevzuat değişiklikleriyle de yapacağız. Katsayılar konusundaki alternatifleri ön hazırlık toplantısında veya yönetim kuruluna sizlerin görüşleriyle değiştirebiliriz. Ya bu biraz böyle tam anlaşılabilir olmadı ama şunu ifade etmeye çalışalım. Bir, bu konuyu iki açıdan çözmeye çalışıyoruz. Yani bir tanesi, gerçekten rakamlar farkındayız. Yani bunu araştırma projeleri bütçelerinde sizin araştırma
bütçenizin dahilinde zaten bizim açımızdan yönetilebilir bir kısım. Yani bu sizin kendi projenizde ama biz bunun ötesinde, yani orada bir sorun yaşanıyorsa, ben bütçemin içinde bunu kullanmak istiyorum, orada bir sorun yaşanıyor, yaşıyorum deniyorsa onu mutlaka bilelim. Ama bunun ötesinde bir çözmeye çalıştığımız yöntem, yayın evleriyle farklı bir anlaşmaya girmek istiyoruz. Yayın evleri bize sonsuz bir hak vermiyor. Ama söyledikleri bir takım kotalar var. Yani söylediği şey işte şu kadara kadar, işte Wiley diyor ki ben Türkiye'den sizin ödemiş olduğunuz yıllık işte downloadlar için ödediğiniz bir miktar var. Şu kadar adet makaleyi de direkt ücretsiz open access yapabilirim. Ama bu 300'ü biz nasıl belirleyeceğiz? Üniversitelere nasıl dağıtacağız? Bu hemen bir kolay değil. Yani bu konuda öneri varsa tabii ki dinlemekten memnun oluruz ama yani bir taraftan bir şey, yani çok daha fazla sayıda bu imkanı oluşturabilmek için çaba içindeyiz. Diğer yayın evleriyle iletişim halindeyiz. Yani mümkün olabildiğince bizim direkt ULAKBİM üzerinden, EKUA sistemi üzerinden ulaşmış olduğumuz downloadlar odaklı bir süreçten ödemiş olduğumuz, yani bir miktar var. Bunu daha fazla open access konusunda ciddi bir pazarlık gücümüzü kullanmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da downloadlarda acaba bir takım tasarruflar yapsak, şu an sonsuz bir download şeyi var, yani indirilme opsiyonu kullanıyor üniversitelerimiz. Yani biz açıkçası bu şekilde ilerlemesini, araştırmacının önünün kesilmesini istemedik. Orada bir takım kotalar olursa acaba biz Open Access'te daha fazla elimizdeki finansal kaynağımızı kullandırabilir miyiz araştırmacımıza diye. Diğer taraftan işte bizim vermiş olduğumuz desteğin, yani Uluslararası Bilimsel Yayınlar Keşif Programı desteğinin bir takım orantılandırmasını bunun üzerinden yapıp oradan işte ön harcamasını bizden karşılayıp oradan mahsuplaşma gibi birkaç opsiyon noktasında arkadaşlarımız bunu gerçekten sizlerin adına, yine bir öncekinde öğrencilerimiz adınaydı, şimdi sizler adına empati yapıp Şubat ayında ki TÜBİTAK'ın yönetim kuruluna bir takım opsiyonlarla birlikte ULAKBİM'in getirmesini istedik. Bir taraftan pazarlık gücümüzü arttırıyoruz. Bir taraftan da elimizdeki bütçeyi daha iyi imkanlarla sizlere sunabilmek için konunun farkındayız. Çözme noktasında gayretimiz var. İnşallah bunu da Şubat ayında sizlerle paylaşıyor olacağız, iyi bir süreç yönetimi dahilinde. Ama diğer taraftan bunu siz kendi projelerinizde yönetme noktasında bütçemden yönetmek istiyorum diyorsanız, bu da zaten bizim eğer yaşıyorsak o güçlüğü bizim hızlıca çözebilmemiz lazım. Hocam, buyurun. Siz ben sadece şey açısından hocam, siz iki tarafına da ben yayın teşviğe değinmiştim. Yayın teşvikteki katsayılarla bir kısmını yayın teşvikten ek katsayılarla daha fazla teşvik ödeyerek eğer bu tür makale yayın ücreti ödenmişse onların bir kısmını karşılamış olacağız. Bir yandan da sizin ifade ettiğiniz üzere Wiley ile şu anda anlaştık. Türkiye'den Wiley ile yapılan yayınların %60'ını kapsayacak kadar 1500'ün üzerine makalenin ücretsiz olarak yayınlanması. Bunun kriterlerini oluşturmaya çalışacağız. Sizlere sunacağız. Diğer yayın evleriyle de yılın ilk 5 ayı içerisinde dönüş bekliyoruz. Yani sene sonu olunca onların borsaya kote olduklarından Springer çok iddialı olduğunu söyledi. Ama bu anlaşmalar diğer anlaşmalara ek tek bir sayfa gibi değil, oldukça farklı yapılandırılıyor lisans maddeleri. Onlar açısından hukuki boyutu borsaya kote firmalar açısından önemli oluyor. Onlar da peyderpey geldikçe, yani belki Şubat'ta bir tanesinden dönüş alacağız. Mart'ta, Nisan'da diğerlerinden dönüş alacağız. Diğer büyük yayıncılar da şu anda bunu çalışıyorlar. Ciddi bir rakama ulaşacağımızı düşünüyorum Haziran ayına kadar. Evet, yani şu an biraz önce söylenen konu, yani örneğin Wiley'nin yayınladığı dergilerde işte yayın yapan arkadaşlarımızın örneğin %60'ına kadar, bugünkü sayılar itibariyle tabii, direkt ücretsiz olabilecek durumda örneğin. Yani %40'ını da biz bir şekilde yönetebilirsek, onlarla tabii her yayın evi şuna bakıyor. Benim yayın evime daha fazla makale gönderilmesinde tercih edilmesine çalışıyor. Yani bize ücretsiz, open access de ücret alınmadan de makalelerin yayınlanması için bir
imkan oluşturulması noktasında. Yani bu büyük bir alan, oyunun kuralları henüz tam konmamış durumda. Biz de pazarlık gücümüzü en üst düzeye tutup, yani ülkesel menfaatlerimizi, bütçemizi en iyi şekilde kullanarak çözümler oluşturacağız. Farkındayım. Yani bunu geçen yıl konuştuğumuz zaman en azından bütçelerimiz dahilinde yönetilmesi konusunda bir çabamız oldu ve bu konuda bir sorun yaşanmaması gerekiyor. Ama yani bütçenin dışında, yani araştırma projelerinin bütçesinin dışında direkt TÜBİTAK'ın bir şekilde çözüm oluşturması isteniyorsa bununla ilgili aşamalı olarak Şubat ayından başlayarak bir takım çözümlerimizi sizlerle paylaşıyor olacağız. Teşekkür ederiz başkanım. İkili işbirliği projeleriyle ilgili birkaç soru gelmiş. Dursun Can Hocam belki yardımcı olur. Türkiye-Macaristan ikili işbirliği projelerinin açıklanmasıyla ilgili bir gelişme olup olmadığı soruluyor. İkincisi de Kanada ile ilgili ikili işbirliği yapılması mümkün mü diye soruluyor. Teşekkür ederim Nurkar Hanım. Macaristan çağrısının değerlendirme süreçleri TÜBİTAK tarafından tamamlandı. Karşı muadil kuruluşun değerlendirmelerini tamamlamalarını bekliyoruz. Değerlendirmelerini tamamladıkları zaman sonuçları açıklayacağız. Kanada ile ilgili olarak da mevcut durumda Kanadalı muadil kuruluşlarla aktif olarak işbirliği geliştirmeye çalışıyoruz. İşbirliğinde olduğumuz şu anda görüştüğümüzde iki muadil kuruluş var. Bunlarla süreçleri bir an önce netleştirmeye, ikili işbirliği çağrısı çıkmayı planlıyoruz. Ama bunun dışında da Kanadalı araştırmacılarla çoklu işbirliği çağrıları üzerinden de işbirliği yapılması mevcut durumda mümkün. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi tabii biraz yine açık cevap vermek gerekirse şöyle ki, yani biz araştırmacılarımızdan şöyle bir beklentimiz var. Yani biz gerçekten yani Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden kurum olarak, TÜBİTAK olarak hiçbir şu an rezervimiz yok. Yani ülkelerle araştırma temelli ikili işbirliği geliştirme noktasında. Ama karşı ülkelerde, yani işte muhatap ülkelerimize ne yazık bu süreçler arzu ettiğimiz düzeyde hızlı gelişmiyor. Birçok sebebi olabilir bunun. Dediğim gibi bunu bu da tartışma konusu. Ama bizim sizlerden beklentimiz bazen bu süreç yukarıdan aşağıya çalışmaktan daha çok aşağıdan yukarıya gelecek olan, yani siz araştırmacılarınızın karşı ülkedeki, ilgili ülkedeki, örneğin Kanada'daki araştırmacılara biraz baskı yaparsanız, yani eğer onlar istekliyse kendi fonlayıcı kuruluşlarına baskı yaparlarsa biz her zaman hazırız. Yani Kanada'yla ben dahil en az 3 kez konuştuk. Yani benim katıldığım toplantı rektörler düzeyinde, yani Kanada'da bir takım yine işte bir takım araştırma kuruluşlarında yönetiminde, yönetim kurulunda yer alan araştırmacılar vasıtasıyla konuştuk. Ne yazık ki henüz bir aşamaya gelemedik ama biz tek taraflı olarak evet diyoruz. İlgili ülkelerde henüz işbirliği geliştirilmemiş, örneğin Kanada'da, ve sizlerin araştırmacı olarak oradaki muhataplarınız varsa burada hazırız. Yine Macaristan'la ilgili söylendi. Yani biz sürecimizi tamamlamışız. Macarist tarafının tamamlandığı zaman ortak toplantı gerçekleşecek ve sonuçlar ilan edilecek. Ve bu konuda da yine büyük çoğunlukla diyelim, belki istisnalar vardır. Bizim belirleme noktasında, yani kaç adet projenin destekleneceğini belirleme noktasında biz daha cömert olan tarafız. Yani biz diyoruz ki daha fazla projeyi destekleyelim ama popüler olan ülkelerde genelde daha sınırlı kalmayı tercih ediyorlar. Gerçi bunlar son bir yıl içerisinde, yani 2020 yıl içerisinde güzel gelişmeler var. Yani bizim hep arzu ettiğimiz düzeye doğru çıkma eğiliminde, örneğin Kore'de sayıları arttırabildik. İşte Çin tarafında sayıları arttırmaya çalışıyoruz. Bir takım ülkelerde yine aynı şekilde olumlu yönde gelişmeler var. Bu konuda da yine dediğim gibi halen ilişkimizin olduğu, çağrılarımızın olduğu ülkelerde de muhatap kurumumuz daha fazla proje destekleme eğiliminde olursa biz de o konuda daha fazla proje desteklemek isteriz. Başkanım, panellerde gözlemci panelist olarak ağırlıklı olarak öğrencilerimiz yer almak istiyor. Aynı zamanda TTO çalışanları da gözlemci panelist olarak yer almak istiyor. Bunu sanırım gerçekleştirebiliriz. Değil mi? Nergis Hanım, bir engelimiz yok değil mi? TTO'ları daha önce de çağırmıştık zaten. TTO'ları davet etmiştik. Bize talepte bulunurlarsa tekrar çağırabiliriz. Doktora öğrencilerimiz? Ya onlar konusunda bir engelimiz yok değil mi Nergis Hanım? Nurper Hanım, şu anda doktoralı olma şartımız var biliyorsunuz. Ama o şartı kaldırabiliriz. 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 Tamam.
Ama şu anda sistem izin vermiyor biliyorsunuz. Yani süzgeçten geçiriyor çünkü talepleri Arbis kayıtları doğrultusunda. Arbis'e giriyor biliyorsunuz hocalarımız. Gözlemci panelist olmak istiyorum diye talepte bulunuyorlar. Orada sistem doktoralı olanları süzerek bizim sistemimize getiriyor. Ama bunu kaldırabiliriz tabii ki. Yani şu andaki koşulumuz bu. Sosyal ve beşeri birimlerle ilgili 3005 desteğimizin limitlerinin artışıyla ilgili bir talep gelmiş başkanım. Bunu biz de talep ediyoruz. Uygun görürseniz 2023 yılında 300 bin lira olan 3005 desteğini biraz artırmak istiyoruz. Yani değerlendirebileceğimiz bir şey. Yani tüm yani tek bir başlık altında değil, tümüne eş zamanlı bakabileceğimiz başlıklarımızın arasında zaten proje bütçelerimiz. 2023 UBYT dergi listesinin ne zaman açıklanacağı sorulmuş Mirat Hocam. 2000 kaç pardon? 23 UBYT dergi listesi. Şubat sonuna yetiştirmek üzere mevzuatta bazı değişiklikler var. 5 madde hazırlığı içerisindeyiz. Şubat sonuna yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Kariyer projelerinde başkanım projeleri yürütücülerimizi davet ediyorduk. Diğer araştırmacıların da ekibe dahil edilmesiyle ilgili bir talep var. TEDB'in yaptığı gibi. Yani buna ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. Yani burada özür dilerim belki ama sonuçta kariyer projesi adı üstünde yani ilgili araştırmacının kariyeri. Dolayısıyla bizim bu sürece hakim olduğunu düşünüyoruz proje yürütücümüzün. Dolayısıyla yani bu bir hani bir proje konsorsiyumu olsa o farklı bir durum. Yani burada diğer arkadaşlarımız proje ekibindekiler o sürece katkı verme noktasında. Yani tipik bir projeden daha çok kariyer projesi olduğu için biz o arkadaşımızın kariyer odaklı bir değerlendirme ve katkısını almak üzere davet ediyoruz. Desteklenen projelerin belge teslim tarihinin uzatılmasıyla ilgili talep var. Bize ulaştığınız zaman biz zaten ek süre veriyoruz diyebiliyorum. Bunun dışında 22-18 ile ilgili 60 bin liralık bütçe yetersiz bulunmuş. Tekrar artış olabilir mi Ömer Faruk Hocam? Buna cevap verdim yazılı olarak. Zaten artış yapılmış durumda. Eski bilgi o. Mevcut bütçeleri ilgili gruba yazmalar durumunda grup uygun görmesi durumunda 90 bin TL'yi aşmamak kaydıyla güncellemeler yapıyoruz. Ama şu anda 90 bin TL. Yine İran ikili işbirliğinin ne zaman açıklanacağı soruluyor. Dursun Can Hocam. Nurkan Hanım, burada da benzer bir durum var. Yine biz aslında değerlendirme süreçlerini tamamladık. Ama karşı tarafta bakanlık çatısı altında 3 farklı muadil kuruluşu var. Bu 3 muadil kuruluştan ikisi de değerlendirme süreçlerini tamamladığını bize bildirdi. Yakın zamanda da diğer muadil kuruluşun sonuçları bize iletmesini bekliyoruz. Ardından da sonuçları açıklıyor olacağız. İran tarafında her hafta bu hususu hatırlatıyoruz. Teşekkür ederiz. TAGEM'le ortak olan 1003 projenin açıklanmasıyla ilgili takvim sorulmuş. Bizim de henüz değerlendirmelerimiz devam ediyor. İnşallah Şubat ayı gibi, çünkü ortak yürütüyoruz bu süreci TAGEM'le birlikte ve çok kalabalık ekipler var. Özellikle 1003'lerde. Dolayısıyla inşallah Şubat ayı diye tarih verebiliriz. Yabancı danışman ve araştırmacıların Arbis kaydı zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili bir şey öneri gelmiş. Yabancı danışman ve araştırmacıların Arbis kaydı ile ilgili yönetilebilir. Yani bilmiyorum, bununla ilgili var mı bizim önümüzde bir engel? Biz başvurularda herkesin Arbis kaydı olmasını istiyoruz ama yabancılar için Cengiz Hocam nasıl bir yapayım? Biz uluslararası araştırmacılarımızı Arbis'ten alıyoruz. Herhangi bir sorun da yaşamıyoruz. Sadece TC yerine pasaport numarası giriyorlar. Ya da onlara verilen yabancı uyruklu numarayı giriyorlar. Kayıtlarında bir engel yok. Ömer Hocam'ın da bildiği. Bin bir proje limitlerinin yükselmesiyle birlikte KOST projelerinin
Limitleri de yükselecek mi diye soruyor başkanım. 1001 muadili desteklerimiz bunlardan. Neyi yükseltmek? Kost projelerinin destek üst limitleri yükselecek mi diye sorulmuş. Yani bilmiyorum. Aslında yani, ikisi aynı gidiyor başkanım. Hani 1001 arttırırsak onu da arttırıyoruz. Hani şu anda eşit gittiği için 1001 arttırırsak onu da arttırırız. Şu anda ikisi aynı zaten. Sizde soru var mı Cengiz Hocam sizin tarafta? Mikrofonunuz kapalı. Evet. Hepsi geldi gibi Nurkan Hocam. Fransa çağrısı ile ilgili ne zaman açıklanacak diyor Dursuncan Hocam. Yine benzer kapsamda bir soru. Aslında biz değerlendirmelerimizi yaklaşık bir ay önce bitirdik. Ancak Fransa tarafında yine dönüş bekliyoruz. Bu tatil döneminin de araya girmesi nedeniyle Ocak başında bize döneceklerini bildirdiler. Evet, yani şunu görüyorsunuz en azından. Yani gerçekten biz tabii araştırmacılar, yani değerlendirici hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Yani Türkiye tarafı olarak, yani biz hiçbir zaman karşı taraf bitirdi, biz işte Türkiye tarafını bekleniyormuş diye bir şeyin olacağını düşünmüyoruz. Yani varsa hemen hızlıca halledelim. Yani o yüzden ne yazık ki karşı muadil kurumlarımız bizim kadar hızlı olamıyorlar. Bunu bir rahatlıkla memnuniyetle söyleyebiliriz. E, 22.47 çağrıları 2022 yılında açılmadı. Tekrar açılacak mı diye soruluyor Ömer Hocam. Cevap yazdım hocam ben o kişiye. Tamam. Yani buradan da paylaşabilirim ama yazdım kendim. Evet. Cengiz Bey var mı siz? Nurpe Hocam siz birkaç dakika bir bekler misiniz şey için? Yani bu İngilizce alt taraf bir arkadaşımızdan geldi söyleniyor da. Ya bizim hatta açık olanlardan, açık olan bir siz, ben, üçümüz varız şu anda. Evet, bir siz konuşun, bir de ben konuşayım. Altta muhtemelen Nurpe Hocam sizden mi geliyor bilmiyorum da. Ne başkanım? Alt yazı mı? Evet, evet, YouTube'da bir alt yazı geliyor da ondan. Ben kapattım sunum esnasında ama hala geliyor mu? Evet, şu an geliyor hala. Evet, neyse, evet, ilerleyelim, vakit kaybetmeyelim. Hocam ben bir Hüseyin Aksu isimli kişiye sözlü cevap vermek istiyorum. Biraz uzun çünkü. 22-19 programımızla yurda dönen araştırmacılarımız gerek bir işte çalıştığında mecbur hizmetini tamamlayabileceği gibi herhangi bir TÜBİTAK destekli projede yer almaları durumunda bu süreyi de doldurmaları imkanını sağladık. Bunu açık bir şekilde beyan ettik. O yüzden illa iş bulmak değil, bu görevinizi bir projede de tamamlayabilirsiniz. Evet. Evet, Cengiz Bey buyurun. Var mı başka? Başkanım şey var bir de, bu hani kariyerde yeni uyguladığımız yürütücülerin panele gelmesi konusu binbirler içinde olabilir mi diye soruluyor ama tabii orada sayılar kariyere göre çok fazla, yani bir dönemde 2000 civarında bir proje olmuyor. Hani böyle bir talep var başkanım. Evet, yani bunu daha önce de bir değerlendirme durumumuz, evet. Ancak belki dediğim gibi kendi içimizdeki yaptığımız bir ön değerlendirmede, evet. Ben C puanı alan arkadaşlarım, yani dediğim gibi 2000 tane projeyi yönetmemiz panel sisteminde çok çok zor. Ama üzerinde yani hala yönetilebilir bir çözüm önerisi varsa değerlendirmek isteriz tabii ki. Sorularımız sanki tamamlandı gibi başkanım. Araştırmacılarımız da heyecanlanıyor bir taraftan 1001 sonuçlarına erişmek için. Evet, cevaplanmamış sorularımız varsa lütfen tekrar aşağıya bir kez daha bir yazsınlar. Çünkü yukarıda kaybettiğimiz bir şeyler var mı?
Yani her cevabı tabii ki şey, yani cevap vermek kolay değil. Yok yani burada mesela şey, kariyer projelerinde 7 yıl onu yapamayız çünkü kanunda tanımlı. Yani kariyer projelerinin doktora sonrasındaki sürenin 7 yılın ötesinde olmayacağına dair, yani bu TÜBİTAK'ın yönetmeliğinin ötesinde bir şey, doktora sonrası araştırmacının tanımlandığı bir süreç var. Evet, 60 bin yani rakamları arkadaşlar çalışacağız. Yani buradaki yani burada belirtilen rakamlar da bütün bir bütünsel olarak bakış noktamız var. Dediğim gibi onu burslarla birlikte eş zamanlı düşündüreceğimiz bir konu. O yüzden toplu bir cevap vermiş olayım. Hocam bir de bursiyerleri için, pardon Cengiz Hocam, doktora bursiyerleri için 35 yaş sınırının kaldırılması mümkün mü diye birkaç defa sorulmuş. Ama yani oradaki bir takım şeyler yani gerçekten bir hikayesi var, bilmiyorum. Doktoradaki şeyimiz nedir şu an Cengiz Bey? Daha önce de bu konu gündeme gelmişti. Hocam şey yani Türk araştırmacılarda, Türk bursiyerlerde yok, yabancılarda var. Yani diğerlerinde yok zaten. Hani orada tekrar çalışabiliriz başkanım. Hani onu bir 30 ve 35 diye hatırlıyorum. Hani o yabancı uyruklar için tekrar bakabiliriz yabancı başkanım. Yabancı uyruklar için bildiğim kadarıyla. Evet, Türklerde yok başkanım. Tam yabancılarda niye var? O zamanında koymuştuk başkanım. Yani tekrar çalışabiliriz orada. Tamam, orada yani bazı ülkelerden ciddi sayıda hani bursiyer sayısında bir fazlalık vardı. O dönemde öyle bir değerlendirme yapılmıştı. Tekrar değerlendirebiliriz başkanım. Değerlendirelim, yalnız geçen dönemde bunu konuştuk sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Yani o yüzden burada biz yani bizim açımızdan iyi bir araştırmacı noktasına proje yürütücüsü nereden ulaşmak istiyorsa bir konuda engelleyici olmayalım. Eğer Türk araştırmacılarda bir yaş limiti yoksa, yani yurt dışındaki araştırmacı içinde bir limitin varsa zaten kendisi almasın, yani yürütücü istemez. Yani belli ötesi ben istemiyorum der, ama biz o engelleyici biz olmayalım. Tamam. Sürekli yazılan işte KDV noktası var. Yani onunla ilgili yani gerçekten tüm samimiyetimle ifade edeyim. Bakan Bey düzeyine, yani Hazine Maliye Bakanımız düzeyine şu an tekrar mecliste şu an görüşülme aşamasında ısrarcı bir şekilde gündeme alınmasını, yani kanun maddemiz hazır. Daha dün tekrar kendi bakan yardımcımız bunu istedi ve gönderdik şeye. Yani hatta yani şu an kendi notlarımdan da bakıyorum. Yani kanun maddesinin direkt 3065 sayılı kanunda yapmış olduğumuz değişiklik önerisi inşallah diyoruz, ama yani bakınız Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından kuruluş amacına uygun olarak yapılan teslim ve hizmetler 65-50 sayılı kanun kapsamında kurulan araştırma altı yapılanca ARGE ve yenilik faaliyetlerine kullanılmak üzere yapılan alımlar ile TÜBİTAK tarafından yürütülen veya desteklenen projelerde kullanılmak üzere kaynağı bu kurum tarafından sağlanarak yapılan tüm alımların KDV muafiyetini istedik. Yani bununla ilgili kanun düzenlemesini istedik. Eğer bu madde olmazsa başka bir düzenlemede yine istemiş olduğumuz bir başlık var. Yani işte başka bir yerlerde iki alternatif de sunduk. Bununla ilgili çözüm noktasında bekliyoruz, ama yani TÜBİTAK'ın elinde imkanları olsa hemen çözecek, ama bunun çözümleneceği yer yani kendi bakanlığımız olan, ilgili bakanlığımız olan Sanayi Teknoloji Bakanlığımızla da tamamen mutabıkız. Hazine Maliye Bakanlığımızla sürekli görüşme halindeyiz. Ya bunun büyük bir ülkemiz açısından maddi bir kayıp değil, araştırma ekosisteminin getireceği çarpan etkisi anlamında yüksek olacağını düşünüyoruz. Çabalarımız devam ediyor, ama yani sizlere karşı söz verip yapamamış durumda olmak istemem. Ama çabalarımızı gerçekten işte bu dönemde daha yüksek bir tansiyonla devam ediyor. İnşallah çözülür diyelim. Çözecek kişi direkt ben olsam şu an daha net cevap vereceğim. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani çaba, talep haklı. Farkındayız. Kendimizi ikna ettik. İlgili paydaşlarımızın önemli bir kısmını. Ama en son karar verici noktasında henüz süreç çözümlenmiş durumda değil. Hocam bir de şey var, bu emeklilerle ilgili bir soru sorulmuş, hani projelerde ücret alabilirler mi diye. Onlar da şöyle durum, hani emekli maaşı aldıkları için ekstra biz proje kapsamında bir ödeme yapamıyoruz maalesef.
Ama emekli olduktan sonra bir üniversitede işe girmeleri durumunda oradan proje verirlerse o zaman mümkün olabilir. Ama emekli maaşı alıyorken bizim ödeme yapmamız mümkün değil maalesef. Evet. Başka? Başkanım 1004'ün 2023 takvimiyle ilgili bir soru gelmiş ama yani onları... Evet, açacağız. Yani kesin açacağız. Yani takvim olan bir şey söyleyemeyiz. Şu an 2023 çağrılarının 5 tanesi mi tamamlandı şu an? Kaç tanesi tamamlandı? 5 mi oldu? Kapalı Cengiz Bey. Cengiz Bey sesiniz kapalı. Evet hocam. 5 tanesi tamamlandı. Kalanlar da tamamlanmak üzere. Yani şu an en geç Ocak ayının ortasında tamamen süreç 2023 tamamen ve burada çalışma yöntemimiz farklı. Yani diğer çağrılarda işte şu an işte 1001 tamamını bugün açıklamış olacağız. 1004'lerde direkt oturup birebir projeler tamamlandıkça, mutabakat sağlandıkça ilerliyoruz. 2023 çağrısını da inşallah yani yılın ilk yarısında açıp yılın sonuna doğru da süreci yine tamamlama noktası. Çünkü 1004 iyi çalışıyor. Yani bizim sevdiğimiz yani ekosistemde olumlu geri dönüşlerin olduğu ve sonuçlarını da iyi bir şekilde alabileceğimize inandığımız programların arasında. Evet. Bir soru başkanım, kadrosuz doktora sonrası proje başvurularını ayrı bir kategoride mi yoksa tüm kadrolu olan bilim insanlarının başvurularıyla birlikte mi değerlendiriliyorsunuz? Yani bir ayrıcalık var mı diye. Bir ayrıcalığımız yok. Tüm başvurularla birlikte değerlendiriyoruz. Yani oradaki yapmaya çalıştığımız, buradaki sürecin esas aktörü biz değiliz. Yani üniversite rektörlükleri. Üniversite rektörü altına imza attığı sürece bir arkadaşımız sormuş yani kaç tane bu şekilde var diye ama bu bizden daha çok yani üniversitelerimiz yani bize en azından engelleyici değil, bize gelirse normal kendi proje değerlendirme süreçlerimize giriyor ve biz esasında başka bir riski alıyoruz ama o riski biz yönetebileceğimiz durumdayız. Rektörlerimiz yeter ki imza yazsınlar, göndersinler. Yani herhangi bir o anlamda bir oransal tutturmaya çalışmıyoruz. Evet, değerlendirmelerde de bir ayrıcalık yapmıyoruz. Yok, artı veya eksi noktasında. Doktora ve doktora sonrası bursiyerlerin sigortası ne olacak başkanım diyor. Yani dediğim gibi yani gerçekten araştırmacının yanında olup onu çözmek için çabalarımız yani en üst düzeyde. Ama burada da yine konunun bir boyutu işte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Konu onlarla iletişimimiz dahilinde ama yani böyle topu oraya atıp sanki cevabı bu olmayan bir noktada olmak istemem ama konunun yani güzel bir çalışma olacağına inanıyoruz ve bunu dünyadaki örnekleriyle birlikte gösteriyoruz. Yapılabilmesinin önündeki bir yasal engel var. O yasal engelin yönetilebileceğini söylüyoruz. Çözüm yöntemini de ama cevap alabileceğimiz konu o. Yine Hollanda ile ikili işbirliği sürecini soruyorlar Dursuncan Hocam ve Meksika ile de ikili işbirliği açılması talebi var. Hollanda ile ilgili olarak karşı muhalif kuruluşun temsilcileriyle birkaç kez bir araya geldik. Onlara farklı tekliflerimiz oldu, farklı önerilerimiz oldu özellikle ikili işbirliği çağrısı açılması noktasında. Hatta ilk olarak malzeme ve tarım alanında da çalıştayların gerçekleştirilmesi ve bunun sonucunda da bir çağrıya çıkılması önerildi. Ama Hollanda tarafı özellikle ikili işbirliği çağrıları için bizlere şu aşamada bütçe sorunu olduğunu belirtti. Bunun yerine bu geçiş sürecinde Hukuk Avrupa Programı üzerinden de işbirliği talebi, işbirliklerinin gerçekleştirilebileceğini söyledi ama kendileriyle mevcut durumda görüşmelerimiz de devam ediyor. Meksika'yla da yine benzer hususlar var. Belli bir aşamaya geldik. Yakın zamanda özellikle 2023 yılı içerisinde Meksika'yla da çağrı açmamız mümkün olabilir. Evet, yani şu an hep gelen sorular bu anlamda yani ikili işbirliklerinde biraz önce de ifade ettik. Yani özellikle Avrupa'da çok zor, onu ifade edelim. Çünkü Avrupa'daki ülkelerin en çok söylediği biz zaten ufuk Avrupa üzerinden bir işbirliğimiz var. Ekstra bir ikili işbirliği için olmasını çok arzu etmiyoruz diyorlar. Yani ama bu konuda dediğim gibi biz arzu ediyoruz, istekliyiz. İsviçre için de sorulmuş örneğin. Yani bu konuda yine aynı şeyi söylüyoruz. Yani siz oradaki ortaklarınız üzerinden yani araştırmacılar üzerinden ilgili
fonlayıcı kuruluşlardan ufacık bir sinyal olsa biz hemen devamını getiririz. Yani biz gönderiyoruz, böyle bir işbirliğiyle anlaşmasıyla başlayabilir miyiz? Veya sizin öneriniz ne varsa değerlendirelim diye. Şu an bulunduğumuz durum, dediğim gibi genelde Avrupa'daki ülkeler, biz zaten Ufuk Avrupa üzerinden sizle işbirliğimiz var. Sürecin oradan yürütülmesini tercih ederiz noktasında, geri bildirim noktası. TÜBİMER'le ilgili bir iyileştirmeyle ilgili çalışmalarınız oldu mu diye soruyor Ömer Faruk Hocam. Geçen toplantıda çalışacağı söylenmişti deniyor. Evet, Nurfer Hocam, bu konuyla alakalı geçen toplantıda belirtmiştik aslında. Birçok iyileştirme yapıldı. Hızlıca aktaralım mı hocam? Tabii. Yani belki de burada en önemli yapılan iyileştirme bilimsel değerlendirmeye alınmayan projelerle alakalı, proje önerileriyle alakalı itiraz başvurusu hakkı getirildi. Daha önceki yönetmeliğimiz gereği bunlar kapsam dışı olarak değerlendiriliyordu. Bununla birlikte yine kurulumuz var. En son nihai itirazı değerlendirilen kurul 9 kişiden oluşuyor. Bu 7'ydi, 9'a çıkarıldı. Burada da biraz farklı disiplinlerden hocalarımızın eklenmesi konusunda kurum başkanımızın da talimatlarıyla bir artışa gidildi. Artı tabii takdir edersiniz ki 9 tane hocamız da bütün disiplinlere hakim olması mümkün değil. Buna istinaden yine itirazın değerlendirilmesi aşamasında, kurul aşamasında dış danışman görüşü alma yeniliği eklendi itiraz mekanizmamıza. Daha önce de böyle bir durum söz konusu değildi. Ve bu durumu da, yani daha doğrusu bu hakkı da zaman zaman kurulumuz kullanıyor. Bunlar yönetmelikle teminat altına alınmış rasyonel parametrelerle ilgili değişiklikler. Bir de kendi içimizde bir takım iyileştirmeler yapıyoruz. Geri dönüş sürelerini kısaltmak gibi. Yani 60 günlere yaklaşan bir geri dönüş süresini şu an 40'lı sayılara indirmiş durumdayız. Hatta işte 41-42 günlerdeyiz. Amacımız 30'lu günlere kadar indirmek. Geri dönüş sürelerini hızlandırıyoruz. Daha gerekçelendirmeleri kurul kapsamında artırmaya çalışıyoruz. Bu tarz iyileştirmeleri de yapıyoruz. Yani gerek işin yönetmelik kısmı, gerek kendi iç işleyişimizle alakalı sürekli bir iyileştirme çalışması ve politikası içerisindeyiz. Çok teşekkür ederiz. Yani bu da bir hocamız işte 1004 ile ilgili bir görüşü var. Yani oradaki söyleme, yani bizim sonuçta bütçelerimizin bir limiti var. O bütçe limiti içinde nelerin önceliklendirileceğini cihaz, donanım konusunda tamamen konsorsiyuma bırakıyoruz. Yani bizim herhangi bir şekilde şu cihazı alın, bu cihazı çıkartın deme noktamız yok. Ama günün sonunda sonsuz bir bütçe de yok. O bütçe limiti içerisinde planlama yapmalarını bekliyoruz. Yoksa 1004 bizim en esnek kullandırdığımız program. Onu bir tekrar ifade etmek istedik. Evet, yani en geç arkadaşlarımızın tabii beklentileri bir 10 dakika içinde kapatacağız. Yani o yüzden arkadaşlarımız soruları tekrar baksınlar. Çok acil bir şey varsa bize yine sorularıyla ulaşsınlar. Cevap vermeye çalışalım. Haklı olarak gecenin ilerleyen saati olduğu için sonuçları görmek istiyorlar. Evet, başka varsa arkadaşlar son en geç, yani 20 geçe kapatmış olalım sistemimizi. Evet. Evet, açıklayacağız. Evet, o zaman. Evet, o zaman soruların önemli kısmı, yani dediğim gibi mutlaka cevaplandıramadıklarımız vardır, arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Ben tekrar tüm araştırmacılarımıza bu süreçte göstermiş oldukları özveri, çalışma ve Türkiye'nin bilim temelli gelişimine katkılar için teşekkür ediyoruz. Süreçlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz sizlerle birlikte. Emeklerinize sağlık. Bu vesileyle de Cumhuriyetimizin kuruluşu olan 100. yılımıza başlayacağımız 2023 yılının yeni yılın hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık, sıhhat, huzur, barış ve başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.